Nedim Gürsel, yeni romanı Son Yolcu'da 70 yıllık hayat hikayesini kurmaca ve otobiyografik ögelerle harmanlıyor. Yeni bir tarz, çağdaş Fransız yazarlarının çok rağbet ettikleri bir tarz. Buna Fransa'da otofiksiyon diyoruz. Öz kurmaca diye Türkçe karşılığını verelim. Belli bir yaşa geldikten sonra hayatımın dökümünü yapmak istedim bir anlamda. Ama bunu bir gerçek bir otobiyografi bağlamında yapsaydım çok fazla şeyi ifşa etmek durumunda kalacaktım. Onun için fiksiyona da başvurdum ama bir hayatın dökümü sadece fiksiyonla yapılamaz. Dolayısıyla otobiyografi de geniş ölçüde son yolcunun bir boyutunu oluşturdu. Kitap okuru, yazar Deniz Çakır'ın Paris-İstanbul uçuş güzergahı boyunca anımsadıklarına ve hatıralarına bir yolculuğa davet ediyor. Anlatı kahramanı Deniz Çakır. Uzun yıllardan beri Paris'te yaşıyor ama İstanbul'a sık gidip geliyor. Bu kez gitme nedeni genç sevgilisi, Kürt kökenli Songül'le buluşmak için. Böylece Diyarbakır'da bir kent olarak tarihiyle ve coğrafyasıyla ve bugün yaşadığımız sorunlarıyla anlatıya yansıdı diyebilirim. Son yolcu, aşk, anne babayla hesaplaşma ve çatışma gibi olguları barındırıyor. Babası genç yaşta ölmüş, Derin Çakır. Ve Paris'te sevgilisinin kollarında ölmüş. Onun yol açtığı bir boşluk var. Fakat ölülerle de konuşuyor arada bir. Annesi Emine Çakır ve babası Derin Çakır'la bir diyalog içinde. Bu diyalog bazen bir hesaplaşmaya dönüşebiliyor. Benim bütün kitaplarımda neredeyse anlatılarda bir anne figürü var ilk kadından bu yana. Ama burada Son Yolcu'da anne figürü sanki bağımlılıkla örtüşüyor. Anne bağımlılığından söz ediyor kahraman.